Biz bir köşe yaptık inot not. İnot notun da müziğini çek git bebeğim diye bir parçayı biz duyduk ve aldık koyduk ve acayip sevildi bu parça. İnsanlar da merak ettik kim söylüyor kim söylüyor parçanın tamamı nasıl tamamı nasıl diye. Ben parçayı tamamen arabesk bir parça söyleyeni de daha böyle arabesk falan bir şey beklerken çok enteresan bir sonuçla karşılaştık. Almanya'dan geldiler. Bakın çek git bebeğimi kimler seslendirmiş. Şimdi bize parçayı seslendirecekler. Alkışlarla onlar geliyor. Evet, nasıl? Nasıl? Enteresan değil mi? Yani biz parçayı duyunca, çek git bebeğimi duyunca biz zannettik ya böyle hani bayağı ağır acılı arabesk var içinde. Var da yani aslında. Ama siz bunu normal bir arabesk parçası mı? Rap şeklinde yapmışsınız. Biraz rap oldu evet. İsim nedir? Musa abi. Musa. Gülşah. Gülşah. Evet Gülşah'ın sesini de açalım. Yaş kaç Gülşah? 19. Kaç? 19. 19 yaşındasın. Tamam duyabiliyor musunuz Gülşah? Ben işte tekrarlayayım. Senin yaş kaç? Ben 17'yim abi daha. 17. Şimdi biraz sonra 17 yaşında bir adamın ve 19 yaşında bir genç kızın nasıl bir parça yaptıklarını göreceksiniz. Ben dinleyince ağzım açık kaldı. Almanya'dan geliyorsunuz değil mi? Evet Almanya'dan. Neresinden? Berlin'den. Başka. Berlin'den. Evet. Orada doğdunuz büyüdünüz. Orada doğdum. Peki bu arabesk yani dinler misiniz? Çok sevdiğiniz bir tarz mıdır? Neden rapi bunun üzerine yaptınız? Vallahi abi ben genel olarak hep arabesk dinliyorum ya. Rap yapıyorum ama... Bunu sanki bunun bir ilacı var mı abi gibi söyledi ya. Vallahi ben genel olarak hep arabesk dinliyorum ya. Ben ne yapacağım abi ya gibi. Biraz damarcı. Sen ne dinlersin? Ben de. Fantazi, arabesk. Kimi seversin en çok? Ebru Gündeş. Evet. Gülşen, Hatice. Evet. Hatice, o tarz. Sen kimi seversin? Vallahi ben İbo'yu seviyorum. İbrahim Tatlıses. İbo'yu? Ya İbo derken İbrahim Tatlıses. Evet. Müslüm Baba. Tam damarcıyız. Çek git bebeğimi dinlemeye hazır mıyız? Evet. Arkadaşlar çok garip bir şey dinleyeceksiniz. Çok enteresan bir şey dinleyeceksiniz. Dur dinleyelim de sonra nasıl sohbet edeceğiz. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Çok acayip. Bu şarkı sadece sevenler için. Seviyorum deyip sevmeyenler için değil. Sadece yürekten sevenler için. Senin için ölürüm deyip yalan atanlar için değil. Sabah akşam yanındaydım hep canındaydım. Gördüklerimi inanamadım keşke yanındaydım. Sensiz olurum deme. Unutma camın altında beklediğin günleri. Hatıraları sakın unutayım deme o günleri. Seni çok ama çok seviyorum ama diyemem artık dön geri. Bebeğim sen benim her şeyimdin. Gözümün nuru şuurumu kaybettim ben. Sensiz yaşamak yalmaktan da beter. Bunu hak etmedim ben. Çok kişi demişti zaten. Bu kız seni şöhret için lüks hayat için satar. Sen sevmedin kızım sevdirdin. Ben severim hem dağlarına kadar. Geriye kalan sadece anılar. Meleklere derdim anlatsam hep sağlarlar. Yalanlar tabi eğer ortada bir ayrılık söz konuysa. Oysa beni Allah sanki rüyadayım. Biri gelip de beni keşke kaldırsa. O kadar çaresizim ki aynen aşkımızın karanlık yollarında gezen bir kedi gibi deli gibi aşığım. Ben sana seni aldatan ölsün hadi gel yanıma. Ben nice ayrılıklar gördüm. Ömrümce nice kuşlar gördüm. Kırılmış kolu kanadı. Yeryüzü çekildi ayaklarımın altından. Gökyüzü düştü başıma aynen bir tavan gibi. Sen dur yavaş yavaş her tur. Bana derler ver duş. Bazen ağladım yani bana gel hele. İstemiyorsan güle güle tane tane kalbe kalbe aktı. Göz yaşlarım gör gözlerim seni özledim. Caddeyi gözlerim gözlerim kapalı. Kalbim yaralı yani bana küstüm. Senin
bana ağladı diye baksam çıldırtan moral bozan bir akşam. Ne gariptir bu ayrılık günleri, düşmandan da ayrılsan işim yanıyor. Kuaf oluyor insan. Gelin gelmesine gerek yok, sen aldın canımı. Yarını düşünmeden sen kapattın kapını. Canımı verirdim senin için. Yalanmış dolanmış, koynumda beslediğim bir yılanmış. Sebep kıyamadım bebeğim bir nankörmüş. Yedi veren güller solmuş, orası şimdi çölmüş. Hatıra yüklü kervanlar geçiyor dolu dolu gözlerimin önünden. Kıyamet koptu, ay tutuldu sen farkında değilken. Senin yüzünden yaprak yemişirken nefret ediyorum ayrılık gününden. Senin önünden eskiden geçerken istekle geçerdim. Şimdi seyire bakarak gözüne suratımı asarak geçiyorum. Fotoğrafları yakarak mutlu oluyorum. Boşlar kendimi salarak özgürle kavuşuyorum. Seni seviyorum. Ağzınıza sağlık. Programın sonunda tekrar bizlerle beraber olacaklar. Sizleri şöyle biraz sıkıştıralım mı? Ah. Çok hafif. Ya ben de buraya dönecektim. Ben alayım şunu da şöyle rahat rahat. Pardon. Sizi önce tebrik ediyorum ve sen nefes nereden alıyorsun arkadaş? Nasıl nefes alıyorsun yani? Programa çıkmadan önce böyle. Nefes tekniği yok. Hazır 50 Cent vardı geçen evet. Hafta. Görüştünüz mü onları? Çok yok, güzel, tebrik ederim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Ben çok beğendim. Enteresan. Ya bu Umut'tu değil mi? Neydi isim? Musa. Pardon, özür dilerim. Var içinde. Ya Musa, biz bunu sen mi yazdın şarkıyı? Ben yazdım abi. Sen yazdın. Siz kardeş misiniz? Nedir? Arkadaş mısınız? Yok, biz arkadaşız. Arkadaşız. Evet. Böyle yani... okulda falan mı tanıştınız? Nerede tanıştınız? Vallahi abi biz öncelikle ben zaten hep yazıyordum. Evet. Ondan sonra bir bayan lazımdı bana. Düet olarak. Yok. Evet. Ondan yani sonra, düet yapmak için düet bayan yapmak lazım. Düet yapmak için bayan lazımdı. Sonra... ekranı şu anda açanlar varsa. Hani bu cümleyle açan varsa abi bana bir bayan lazımdı. Evet. Ondan sonra benim bir arkadaş var Yurttaş. Ona da buradan selamlarımı selamlar gönderiyorum. Selamlar gönderelim ona da buradan. Evet. Bana Gülşah tavsiye etti. Diyet olarak. Evet. Burada olan bana oluyor ama hani. Öncesinde de yazıyordum diye var. Tabii öncesinde yazıyordum. Ben önce yazıyordum. Yazıyordum. Sonra bir bayan derken tavsiyeler. Gülşah sen söylüyor muydun bir yerlerde? Var mı senin albümün falan bilmediğin? Yok vallahi ben bunu kendim hani söylüyordum. Öyle çıkıp da söyleyeyim de albüm yapayım da veyahut ne bileyim işte çekeyim de öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yok. Yoktu. Ben arkadaş çevresinde öyle söylüyordum. Arkadaşlar sesimi Nerelisin beğeniyordu. Nerelisin Gülşah? Hayır. Nerelisin Gülşah? Ben Nevşehirliyim. Nevşehirli. Buradan selamlar.